Hukuk devletinin gerçekleşmesi için de öncelikle yargının bağımsız ve tarafsız olması lazım. Bu anlamda çok eleştiriler yapılıyor. Bizim dönemimizde özellikle muhalefetin en yoğun eleştirisi, parlamentoda gerekli her kürsüye çıkan bir kere yargı ile ilgili birkaç cümle ederler. Çünkü bugünkü yargı düzeninden rahatsız olanlar vardır. Geçmiş vesayetçi anlayışın yargısını özleyenler vardır. İşte 27 Mayıs yargısının tarafsız olduğunu söyleyenler, 12 Eylül yargısının tarafsız olduğunu söyleyenler, 28 Şubat yargısının tarafsız olduğunu söyleyenler, bugünkü 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında o gece milletle beraber millet meydanlara koşarken Cumhuriyet savcılarımız da adliyelere koşup soruşturmaları açmışlardır. Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum, bugünkü yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsızdır. Evet, yargının hatalı kararları oluyor, yanlış kararları oluyor. Hepimizi ya böyle de olmaz ki diyeceğimiz bizim rahatsız olduğumuz kararlar da oluyor. Ama tabii bu kararlar hemen ilk derecede verildiği anda birden bir infial oluşuyor. Geçmişte hiç kimsenin haberi olmayacak olan en ücra ilçedeki bir karar artık hemen sosyal medyada paylaşılarak milyonlarca insan tarafından görülebiliyor. Görünürlük bir kere arttı. Şimdi tabii bu hatalı kararların düzeltilme mekanizması nedir? Eskiden sadece temyizdi. Bizim dönemimizde bir de istinaf aşamasını getirdik. Bölge adliye mahkemelerini kurduk. 15 bölge adliye mahkememizde de ilk derecenin istinaf kararı inceleniyor. İstinaftan sonra yine temyize tabi olan kararlar da Yargıtayımız tarafından incelenerek yargının kendi içerisinde bunların düzeltilme imkanları var. Bir Eros diye bir kedi basında çok yer aldı. Apartmanın çok sevdiği, sürekli onu beslediği bir kedi bir psikopat tarafından parçalandı, öldürüldü. Şimdi bu yargılaması yapılmış ve yargılamada da cezası verilmiş, hükmün açıklanması geri bırakılmış. Şimdi bu duyulduğu anda bir anda infial oldu ama savcımız buna itiraz etti. Ama itirazı o kadar duyulmadı mesela. Yani şimdi tekrar o karar kaldırıldı, yeniden yargılanacak. Yargı mensuplarının kararlarını verirken bu tür görünürlüğün artması nedeniyle kendilerine çok daha çeki düzen verip daha doğru kararlar noktasında da faydalı olacağına da inanıyoruz. Yani kamuoyunun denetimi önemli. Kamuoyu denetimi dediğimiz bunu önemsiyoruz. Ya, hukuk fakültesi mezunu olan arkadaşlarımızın hemen avukatlık stajına başlayamaması, bir ön elemeden geçmesi için de hukuk mesleklerine giriş sınavı koyduk. Hukuk, hakim ve savcılık sınavına girmek isteyenler de yine bu hukuk mesleklerine giriş sınavını kazandıktan sonra hakim savcılık sınavına girebilecekler. Hukuk mesleklerine giriş sınavı ile ilgili yönetmeliğimizi de hazırladık. Bu yılın içerisinde yeni işte bu dönemin mezunları bu sınava girecekler ve Eylül, Ekim gibi yılda iki kez bunu yapacağız ki avukatlık stajına girişler aksamasın, gençlerimiz zaman kaybetmesin diye yılda iki kez bu sınavı yapacağız. Yerine 3 yıl süren hakim savcı yardımcılığı getirdik. Artık 23-24 Aralık'ta yapmış olduğumuz sınavı kazananlar, yazılılar açıklandı, mülakatları şimdi yapılıyor. Onu kazananlar artık 2 yıl adaylıktan sonra mesleğe kabul değil, 3 yıl sürecek bu. Bunun 1 yılı Adalet Akademisi'nde eğitim. Orada hem teorik eğitim hem bir de uygulama adliyemiz var. Yargıtay'dan, işte istinaftan gelen uygulayıcılar ve akademisyenler onlara yaklaşık 1 yıl eğitim verecekler. Bu 1 yıl sürekli 1 yıl değil. Bir kısmı adliyede. Adliyedeki stajın işte sulh mahkemesindeki staj yardımcılık bitince arada gelecek. Sonra gidecek, asliyede yardımcılığa devam edecek. Yani yargının her kademesinde
hakim ve savcı yardımcısı olarak tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında 2 yıl yardımcılık yapacaklar. Yani yargısal kararlara imza atmayacaklar ama karar yazımlarında, diğer havalelerde, her şeyde onlar hakimlere, savcılara yardımcı olacaklar ve hem Adalet Akademisi'ndeki o 1 yıllık eğitimleri boyunca ara sınavları verecekler. O ara sınavlardaki aldıkları puanlar, tecrübeli hakim ve savcılarımızın onlara verdikleri puanlar hepsi toplanacak. 70'in altında kalmıyorsa Hakimler ve Savcılar Kurulumuz mesleğe kabul edecek.